Buyurun. Teşekkür ederim. Ben olgumu film olarak sunacağım. Alabilir miyim? Burada iki aşamalı bir cerrahi göreceğiz, travmatik bir olguda. Önce intraoküler yaban cismin çıkarılması. Olgumuz bir ateşli silah yaralanması olgusu. Gördüğünüz gibi üst tarafta bir lameller kesesi, lensi perfore, oküler travma skoru 70. Burada tomografi kesitlerinde nazal tarafta yerleşimli ve üstte lokalize bir yabancı cismi görüyoruz. Şimdi ilk aşamada önce pars plana lensektomi, yan girişlerden ön kameraya prolebe olmuş lens materyalini temizliyoruz. Sonra pars plana lensektomiyi tamamlıyoruz. Burada yabancı cismin özelliği retinanın altında lokalize. Arkaya gene disloke olmuş lens materyallerini temizleyip arka hiyaloidi soyuyoruz. Daha sonra bir miktar DK verdikten sonra skleral depresyonla bimanuel olarak burada retinanın altındaki lokalize yabancı cismi gene bu bölgeye girerken kendi oluşturduğu retinotomiden etraftaki vitreous ve gene debrisi temizleyerek daha büyük bir defekt oluşturmadan kurtarıyoruz. Ve bu yabancı cismi dışarı alırken ayrı bir gene sklerotomi kullanıyoruz. Defektin etrafını lazerledikten sonra iki ayrı forceps'le gene uygun uzun çapını sklerotomiye denk getirecek şekilde dışarıya alıyoruz. Tabi hastamız afak kalıyor. Bir süre bekledikten sonra bu postop erken dönem görünümü, fundus görünümü gene OCT'sini izliyorsunuz. İkinci aşamada modifiye Yamane tekniğiyle bir intrasikleral gil implantasyonuna karar veriyoruz. Burada ilk aşamada korneal girişleri işaretliyoruz. Limbustan 2 milimetre geriden gene lensin haptiklerine uygun bir şekilde yukarı ve aşağıya doğru da 2 milimetrelik işaretler koyuyoruz. Sonra sahiden bir korneal kesi yaparak bu kullandığımız 27 gauge iğne 3 parça bir lensi gene öndeki bacağı irisin üzerinde gelecek şekilde ve arkadaki bacak da dışarı kalacak şekilde göz içine yerleştiriyoruz. Yan girişleri yapıyoruz, forceps'le haptiklere müdahale edebilmek için. Burada 27 gauge iğneyle önce aşağıya doğru sikler içerisinde 2 milimetrelik bir tünel oluşturuyoruz. Sonra içe doğru dönerek iğnenin ucunu sulcus'ta irisin gerisinde görüyoruz ve öndeki bacağı iğnenin lümenine yerleştiriyoruz. Burada tabi bacaklara çok dikkat etmek lazım hasar oluşturmamak için. Ve bunu dışarıya alıyoruz. Bir sonraki aşamada koterlen uç kısmında düğme şeklinde bir kabarıklık oluşturuyoruz. Koteri tam temas ettirmemek lazım ki o düğme şeklindeki kısım intrasikleral olukta kaymasına engel oluyor. Aynı işlemi bu sefer tersten diğer tarafta yapıyoruz. Tabii bu arkadaki bacağı yerleştirmek zor. Uygun pozisyonla gene ağzına vererek dışarı çıkarıyoruz. Gene koterle düğmeyi oluşturduktan sonra sklera içine itiyoruz. Tabii klasik teknikten farkı sklerayı açmaya ya da konjüktivayı açmayı gerektirmiyor. Bu retroiluminasyondaki pozisyonu, santralizasyonu gayet iyi. Postop birinci ayı görmesi tam hastanın. Bu da gene biyomikroskopide haptiğin görünümü. Optosla geniş açı, daha önceki lazerli bölümü ve gene OCT görünümü. Travmatik olgularda da gene bu tarz tekniklerin uygulanması uygun. Bizim önerimiz tabii bunu iki aşamada yapmak. İlk aşamada da yapılabilir ama bu hastalarda genellikle bu bölgede ödem olduğu için bu 27 gauge iğnelerle hasar oluşturmak mümkün. Onun için iki aşamalı uygulanacak bir teknik olarak sizlere sunmak istedim. Teşekkür ederim.